Arkadaşlar merhabalar. Yurt dışındayım ama yine de fırsatı kaçırmayayım dedim. Nerede olursam olayım size ders yapayım. Uzun süre ara verince ders yapma imkanımız olsun istedim. Bu dönem çünkü ceza usulü bitirmek istiyorum. Yine ceza usulü olacak mı diye soranlar var ama ceza özel şu aşamada planlamıyorum arkadaşlar. Bugün beden muayenesi konusunda kalmıştık. Beden muayenesiyle devam edelim. Öncelikle gözlem altına almak konusunu anlatacağım arkadaşlar. Arkasından da beden muayenesi de o da önemli bir konu. Onunla beraber devam edeceğiz. Gözlem altına alma, beden muayenesi, vücuttan örnek alınması vesaire. Onları sonra tabii bugün sadece gözlem altına alma ve beden muayenesini anlatacağım. Vücuttan örnek alınmasını ise sonraki derste devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle gözlem altına alınma ile başlayalım. Gözlem altına alımı aslında hatırlayalım ceza hukukunun bir konusu. Çünkü ceza hukukunda akıl hastalığı söz konusuysa bu durumda o kimsenin ya uygulanacak bir takım emniyet tedbirleri olabiliyor, cezalandırma söz konusu olmayabiliyor vesaire. İşte bu nedenle akıl hastalığının belirlenmesi gerekebilir. Akıl hastalığının belirlenmesi için de hemen bir kimseyi doktorun önüne çıkarıp doktorun direkt akıl hastasıdır değildir diye karar vermesi zor olabilir. O nedenle ne yapılır? Bir müddet gözlem altına alınır. Bakın göz altına alma değil arkadaşlar. Ben bunu sınavlarda soruyorum. Ondan sonra öğrenciler karıştırıyorlar. Göz altına almak değil, gözlem altına. Dikkat etmiyor öğrenci. Direkt gözlem altına almayı başlıyor. Göz altının şartlarını yazmaya arkadaşlar. Gözlem altına alma. Ne diyor kanun? Şüpheli bir insanın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan bir hasta olduğu ve bunun davranış üzerindeki etkilerini saptamak üzere bir resmi sağlık kuruluşunda tutuyoruz. Ve hakkında bilirkişi raporu düzenliyoruz arkadaşlar. Biz buna gözlem altına alma adını veriyoruz. Bakın bununla ilgili olarak bir karar. Müdafilerinin muhtelif celselerde yaptığı ısrarlı talepleriyle ceza ehliyetlerini tespit istenen sanıklar Hacı Ramazan ile Selim'in ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden birinin sağlık kurumundan alınacak bir raporla durumlarının saptanması gerekir diyor. Yani özellikle avukatları diyor ki bunların akli noktada sıkıntıları var. Bu nedenle bunları tespit edelim diyor. Fakat bunu reddediyor mahkeme. Yargıtay bunu bozuyor. Mutlaka diyor bunları bir hastaneye yatırıp oradan bir rapor almanız gerekir diye karar veriyor arkadaşlar Yargıtay. Yine iddianamenin iadesiyle ilgili olarak bir karar var. İddianamenin iadesini ileride anlatacağız arkadaşlar. Diyor ki ceza muhakemesi kanununda nelerin iddianamede yer alacağı ve nelerin iddianame sebebi, iade sebebi olacağı yazılmış. Soruşturma aşamasında şüphelinin gözlem altına alınarak akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi iddianamenin iadesi sebeplerinden değil. Yani belirlenmemesi daha doğrusu bunun yapılmaması iddianamenin iadesi sebebi değildir. Bunun ileriki aşamalarda mahkemede bunu yapabilir, halledebilir. Savcılığın soruşturma aşamasında bir karar aldırmasına gerek yoktur diyor. Peki nelerdir şartları CMK 74'e göre? Kuvvetli şüphe olacak, uzman hekimin önerisi, savcı ve müdafinin dinlenmesi, eğer müdafi yoksa da mutlaka zorunlu olarak bir müdafi atanması gerekiyor. Bu karar verilmeden önce suç ceza hakimi veya mahkemenin de karar vermesi gerekiyor arkadaşlar. Her ihtimalde şüphede hemen gözlem altına alma durumuna başvurmamak lazım arkadaşlar. Gerçekten de muayene ile tespit edilemiyorsa o zaman bu kuruma başvurmak gerekir. 3 haftadan fazla olamaz. Yetmezse her seferinde 3 hafta olmak üzere ek süreler verilir ama nihayetinde toplam 3 aydan fazla olamaz arkadaşlar. Bu süre bu karara karşı itiraz edilebilir. Normalde ileride göreceğiz. İtiraz arkadaşlar bizde kararların icrasını durdurmaz ama burada istisnai olarak itiraz edildiğinde gözlem altına alma kararının icrası duruyor. Kararın kabulüne reddine göre, itirazın kabulüne ve reddine göre bir tutum takınılıyor. Nasıl hareket edilecekse o görülüyor arkadaşlar. Evet gelelim beden muayenesi meselesine. Ne diyor? Hırsız turist yakalanmamak için öyle bir şey yapmış ki 40 bin dolarlık tek taş yüzüğü yutmuş. Şimdi hastaneye götürüldü diyor. Üzerinde bulamamışlar. Doğal yollarla çıkarılması bekleniyor. Hastanede 4 ayrı ultrason çekilmiş. Hırsızın kılın bağırsağında olduğu test edilmiş. Dışkılama yöntemine çıkarılması için sindirim hızlandırıcı ilaç verilmiş. Verebiliyor muyuz bunları, yapabiliyor muyuz? Hukuken mümkün mü? 15 santim olduğunu görmüşler. Başka Rusya'da gerçekleşmiş olan bir olayda polis için çalışan bir doktor çıkardığı eroin kaçakçısının midesinden çıkardığı eroinin bir kısmını kendisine ayırmış.
Ha, demek ki eroin kaçakçılarını biz ameliyat yapıp karnındaki çıkarabiliyor muyuz? Ve en azından Rusya'da demek ki çıkarılabiliyormuş. Doktor böyle bir şey yapmış. Şimdi arkadaşlar, beden muayenesi dediğimiz şey iki türlü oluyor. Dış ve iç beden muayenesi olmak üzere arkadaşlar. Biz de buna göre ayıracağız. Dış ve iç beden muayenesinin şartlarını tek tek ele alacağız. Bir de şüpheli ve sanık üzerinde mi yoksa diğer kişiler üzerinde mi? Bir de buna göre ayrı bir alt ayrım yapacağız. Buna göre ele alacağız arkadaşlar. Şimdi dış beden muayenesi dediğimiz şey ne? Dış beden muayenesi yönetmelikte düzenlenmiş arkadaşlar. Vücudun dış yüzeyiyle kulak, burun, ağız bölgelerinin gözle ve elle yapılan yüzeysel. Demek ki yüzeyselse dış ama daha derine giriyorsanız o zaman bu iç beden muayenesi olur. Girişimsel olmayan tıbbi görüntüleme yöntemleri de dış muayene sayılır. Ne demek girişimsel olmayan arkadaşlar? Yani vücuda herhangi bir şekilde dokunmuyorsanız, mesela şu örnekte olduğu gibi ne olmuş? Röntgende yakalandılar deyince insan başka şey çağrıştırıyor ama olay neymiş? Mağazada dört kız çocuğu yani kesicilik yöntemiyle çalmışlar. Zanların eşkalini vermiş, bunları tespit etmiş. Sorgularında çaldıkları çantada yüzük ve küpeleri yutmuş, büyüttükleri anlaşılmış. Bunun üzerine röntgen çekilmiş ve röntgende görmüş. İşte arkadaşlar, bu da dış beden muayenesi. Yani bu dış beden muayenesinin şartlarına tabi, o şartlar dahilinde karar alınırsa bu yapılabilecek arkadaşlar. Ne diyor? Başkalarına ait belirti veya deliller, vücut ve organların yapısı, vücuda iz ve yarar da yara aranması amacıyla da dış beden muayenesi yapılabiliyor. Biraz söyledik, yönetmelikle düzenlenmiş arkadaşlar. Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla yapılabilir. Kim yapabiliyor bunu arkadaşlar? Savcı, adli kolluk görevlileri veya koşturma makamının talebiyle yapılabiliyor. Demek ki burada arkadaşlar önemli şeylerden birisi şu, mutlaka hakim mahkeme olması gerekmiyor. Savcı ve adli kolluk görevlilerinin talebiyle de yapılabiliyor bu. Peki yapacak olan kim? Ancak bir hekim yapabilir. Ama girişimsel olmayan bir tıbbi görüntüleme yöntemi varsa, biraz belki röntgeni kim yapabilir? Röntgen teknisyeni de yapabilir. Çünkü ne diyor? Tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi röntgen teknisyeni de bunu o zaman çekebilir arkadaşlar. Hangi şartta yapılabiliyor? Kişinin sağlığını açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin olmaması lazım. Kadının muayenesi gerekiyorsa, istiyorsa, olanaklar da el veriyorsa bir kadın hekim tarafından yapılması gerekir. Aslında bunun erkek açısından da söz konusu olması lazım. Yani erkek de istiyorsa sadece bir erkek hekim tarafından bunun yapılması. Mesela olanaklar varsa, daha başında sadece bir kadın doktor varsa başka yapacak bir şey yok. Gelelim iç beden muayenesine. Kafa, göğüs ve karın boşlukları ile cilt altı dokularının işlenmesi iç beden muayenesi arkadaşlar. Cinsel organlarla anüs bölgesinde yapılan muayenelerde BMK'ya göre iç beden muayenesi sayılıyor. Vücuttan örnek alınması ise vücuttan kan, benzeri biyolojik örnekler, saç, tükürük, tırnak gibi örneklerin alınması. Nedir iç beden muayenesinin şartları arkadaşlar? Suçla ilgili delil elde etme amacına yönelik olması gerekiyor. Her suçta olmuyor. Cezasının 3 sınırı 2 yıldan az olmaması gerekiyor İç beden muayenesinin yapılabilmesi için. Savcının veya mağdurun talebi, hakim veya mahkemenin re'sen karar vermesi. Yani ya talep üzerine ya da hakim ve mahkemenin re'sen karar vermesi. Geçmede sakınca varsa da savcının kararıyla yapılabiliyor. Eğer savcı karar vermişse o zaman hakim veya mahkemenin onayına sunuluyor. Müdahale kişinin sağlığına zarar vermemek durumunda olmalıdır arkadaşlar. Nitekim Jalloh Almanya kararı var. Çok meşhur, İnsan Hakları Mahkemesi 2006 yılında verilmiş. Biraz daha ne gördük? Yutmuşlardı hani Rusya'da kapsülleri, uyuşturucu kapsüllerini ameliyatla çıkarıyorlardı. Bırakın ameliyatı, kusturucu madde verilmesini dahi sağlık açısından tehlikeli bularak üçüncü maddenin ihlali olarak nitelendirilmiş. Peki bizim bu İrlandalı pırlantayı yutan turist açısından ne diyordu? Sindirimi hızlandırıcı madde verilmiş. Bu sindirimi hızlandırıcı madde arkadaşlar, eğer kişi açısından böyle bir tehlike içeriyorsa o zaman İnsan Hakları Mahkemesi bunu da sözleşmeye aykırı bulur. Normalde doğal yollardan çıkarmasını beklemek gerekiyor arkadaşlar. Peki kim yapacak bu muayeneyi veya vücuttan örnek alınmasını? Tabip veya sağlık mesleği mensubu bir başka kişi yapacak. Özel kanunlardaki alkol muayeneleri ve kan örneği, yani araç kullanırken yakalandınız, üflemek, kan örneği alınması, onlar ne olacak? Onlar diyor buraya tabi değil, bu hükme tabi değil, onlar başka hükme tabi diyor. Nedir peki bu hükümler arkadaşlar?
Yolda gidiyorsunuz. Yolda rutin alkol muayenesi yapılıyor veya bir kazaya karıştınız. Kazaya karıştıktan sonra bir alkol muayenesi yapılıyor arkadaşlar. O durumda nedir? Kalkıp da savcıdan, hakimden karar alacak halimiz yok. Peki ne yapacağız? Kişi üfleyecek veya kan örneği verecek. Vermezse ne yapacak? O zaman ne diyor kanun arkadaşlar, bakın. İdari para cezası verilir. Sürücü belgesi 2 yıl geri alınır. Ve mali zabıtaya teslim edilir. Savcının talimatı. Bu aşamadan sonra savcının talimatı gerekiyor. Ve yine arkadaşlar, yapılan tespit sonucunda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanıyorsa o zaman yine idari para cezası verilip, başta kabul etmemişti, savcının talimatıyla yaptırdığımızda bu sefer 5 yıl süreyle geri alıyoruz arkadaşlar. Dış beden muayenesi, iç beden muayenesi arasında ne fark var? Dış beden muayenesinde bütün suçlar açısından bu mümkün. Ama iç beden muayenesinde 2 yıllık bir sınır getirilmişti. Yine dış beden muayenesi arkadaşlar, savcı, adli kolluk veya koruşturma makamının talebiyle yapılırken, iç beden muayenesi sadece hakim, gecikmede sakınca varsa da savcı kararı ile yapılabiliyor. Mesela bakın, burada bir örnek suç ceza hakimliğinin bir kararı. Şüphelinin beden muayenesi ve vücuduna örnek alınması diyor hakim Yazı İşleri Müdürlüğü. Bakırköy Savcılığı'nın şu tarih ve soruşturma yazılı sayılı yazısı ile soruşturma safhasında cinsel saldırı suçuna ilişkin delil elde etme amacıyla şüpheli AB'nin bedeninin tıbbi muayenesine ve vücudundan kan ile birlikte cinsel salgı örneğinin alınmasına dair karar verilmesini istendiği evraklar incelendi, gereği düşünüldü. Şüpheli AB'nin üzerine atıl suçu üstünün 2 yıldan fazla hapis cezasını gerektirdiği, tıbbi muayene yapılması ve örnek alınmasının şüphelinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldığında, yapılan soruşturma kullanılmak üzere delil elde etmek için bedeninin bir hekim tarafından tıbbi muayenesine, bu ne arkadaşlar, iç beden muayenesi, şüphelinin vücudundan kan ve cinsel salgı örneğin bir hekim veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu bir kişi tarafından örnek alınmasına, vücuttan örnek alınması bu, düzenlenecek raporun savcılığa gönderilmesine karar verildi deniyor hakimin kararı arkadaşlar. Beden muayenesi sonuçları gizlidir arkadaşlar. Kişisel veri niteliğinde çok önemli çünkü, değil mi? Kişisel sağlık verileriniz, vücudunuzla ilgili bir sürü bilgi var orada. O nedenle başkalarına verilemez arkadaşlar. Eğer takipsiz kararı verir de itiraz süresi dolarsa, itiraz reddedilirse, beraat veya ceza verilmesi yanında karar verilirse bunlar imha edilir arkadaşlar. Böylelikle ortalıkta dolaşmasın benim bedenimle ilgili elde ettiğiniz veriler arkadaşlar. Diğer kişiler üzerinde yapılması nedir? Diğer kişilerden kasıt arkadaşlar, normalde CMK 75'te şüpheli ve sanık diyor. 76'da diğer kişiler diyor. Diğer kişiler dolayısıyla şüpheli ve sanık dışındaki herkes olur. Ama maddeye baktığımızda sadece mağdurdan bahsediyor. Başka bir kimseden bahsetmiyor arkadaşlar. Yönetmelik ise mağdur dışındakilerden de alınabilir diyor. Bu doğru bir şey mi arkadaşlar? Hayır. Kanun sadece mağdur derken yönetmeliğin başka kimselere bunu teşmil etmesi doğru değil. Kanuna açıkça aykırı arkadaşlar. Bir de anayasaya da aykırı. Çünkü bir kişinin bedenine müdahale ediyorsunuz. Bunların kanunla düzenlenmesi gerekir. Diğer kişiler üzerinde beden muayenesi vücuttan örnek alınmasının şartları nelerdir? Aynı iç ve dış beden muayenesinin şartlarıyla aynı arkadaşlar şartlar. Suça ilişkin delil etme amacın olması, savcının talebi veya re'sen verilmesi, gecikmede sakınca varsa savcı tarafından. Ha, burada önemli olan bir şey var. Mağdur üzerinde bunu yapıyorsunuz. Mağdurun rızası varsa karar almasına gerek yoktur diyor. Mağdur zaten rıza gösteriyor. O zaman karar almasanız da olur diyor arkadaşlar. Savcının kararı olursa yine onaya sunulması gerekiyor. Yine mağdurun sağlığının tehlikeye düşürülmemesi ve cerrahi müdahale olmaması gerekiyor arkadaşlar. Hekim tarafından veya vücuttan örnek alınıyorsa da hekim veya hekim gözetiminde bir başka sağlık mesleği mensubu tarafından yapılıyor. Şimdi bakın burada arkadaşlar, o biraz evvelki İrlandalı turist olayında diyor ki cerrahi yöntemler kullanılacak diyor. Halbuki iç beden muayenesinin şartlarından birisi neydi? Şüpheli ve sanık üzerinde de olsa kişinin sağlığına zarar vermemesi gerekir arkadaşlar. Yani cerrahi müdahale en azından eğer genel anesteziyle yapılıyorsa, onun dışında da anestezi lokal bile olsa cerrahi nitelikte olunca bana kalırsa her halükarda sağlığa zarar verme tehlikesini içerdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tanıklıktan çekinme ve muayene konusunda ne diyor? Tanıklıktan çekinme sebepleri, kişi çekinebilir muayeneden veya örnek alınmasından. Çocuk veya akıl hastası çekilmesi konusunda kanuni temsilci verir. Kanuni temsilcinin kendisi şüpheli veya sanık ise bu konuda da hakim karar verir. Şimdi rızayla ilgili olarak arkadaşlar, biraz evvel
söyledik. Mağdurun rızası varsa karara gerek yok. Ama bizim uygulamamızda şöyle bir problem yaşıyoruz arkadaşlar. O da şu, mağdurun rızası olsa şey olmadığında, hakim kararı olsa bile bizim hakimlerimiz genelde pardon hekimlerimiz bu işlemi yapmak istemiyorlar ve diyorlar ki, gerekçeleri de şu arkadaşlar. Çünkü diyorlar, bizim tıp etiğinde bir kuralımız var. Tıp etiğindeki bu kural diyor ki bize, sakın rızası yoksa bir kimseye tıbbi müdahalede bulunma diyor. O nedenle diyor, mağdur da istemiyorsa biz bunu yapmayız diyor. Mağdurların bir kısmı da gerçekten, bu da bir ikinci travma oluyor onlar açısından ve bunu istemiyorlar. İstemeyince de adli tabip de bunu yapmıyor. Fakat savcı da zorluyor yapacaksın diye ve yapmayınca da dava açıyor. Mesela bakın, burada böyle bir karar var adli tabiple ilgili olarak. Adli tabip yapmamış ve sonuçta beraat etmiş. Ben hekimlerle yaptığım toplantılarda, arkadaşlar diyorum, hakim savcı kararı varsa sizin yapmıyorum deme hakkınız yok. O nedenle bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız da ceza alırsınız diyorum. Fakat şu görmüş olduğunuz beraat kararını arkadaşlar örnek gösteriyorlar bana hekimler ve diyorlar ki, ya işte hocam, siz mahkum olursunuz. Mağdur, hakim savcı kararı varsa, mağdur istemese bile yapmak zorundasınız diyorsunuz ama gördüğünüz gibi beraat etti arkadaşlarımız diyorlar. Bu doğru değil arkadaşlar. Beraat doğru değil. Zaten nitekim şurada gördüğünüz gibi Yargıtay bu beraat kararını bozdu arkadaşlar. O nedenle doğrusu bunun zorla yapılmasıdır. Ha, zorla yapılmasından da kasıt ne? Bacakları kullanım tutacağız, bunu yapacağız. Yani bu çok gerçekten insanlık dışı bir şey. O nedenle doğrusu şu, gerçekten de mağdur istemiyorsa ve zorla yapılması mağdurun sağlığına zarar verecekse, ki bence verir. O zaman adli tabiplerin, ya ben tıp etiğini bilirim, tıp etiğini kabul ederim, dolayısıyla tıp etiği dolayısıyla da kesinlikle ben zorla muayene yapmıyorum demesi doğru değildir. Doğrusu nedir? Sağlığa zarar verme tehlikesi vardır. Mağdurun sağlığına zarar verme tehlikesi var. O nedenle ben bunu yapamayacağım diye mutlaka not alıp arkadaşlar bunu hakime, savcıya göndermesi gerekir. Doğrusu budur. Yoksa benim tıp etiği adına hakim kararı olsa bile, kanun hükmü olsa bile ben yapmıyorum demek doğru değildir arkadaşlar. İnsan Hakları Mahkemesi jinekolojik muayene yapılıyor, adli tıp doktoru yapılıyor. Adli tıp doktoru yaparsa cinsel taciz ve kötü muamele suçlamana karşı güvence niteliğindedir. Kişi de zorlanmıyorsa, muayene reddettiğinde zorlanmıyorsa ve bu durumda doktorlar da zorla yapmıyorsa, ama ne olmuş? İki kere de adli tabibe göndermişler. Bunu ihlal olarak değerlendirmemiş arkadaşlar. Küçük düşücü muamele olduğunu kabul etmemiş. Dolayısıyla zorla yaparsak, mağdur istememesine rağmen, sağlığına zarar verme tehlikesi var çünkü. Bu durumda İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizim açımızdan sorun çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, böylelikle bugünkü konumuzu yurt dışından tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki derste Türkiye'den devam ederiz arkadaşlar. Çocuğun son bağının araştırması konusuyla devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, başarılar arkadaşlar. Hoşçakalın.